düşmanlık, düşmana askerliktir. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi zirvesine katılmak üzere Dubai'ye gitti. Cumhurbaşkanı orada ikili temaslarda bulundu. Zirvede önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesine katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Dünya İklim Eylemi zirvesi Dubai'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere kente gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin düzenlendiği Dubai Expo Center'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılımcılara hitap edecek. Konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek. Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek. Ayrıca Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel bir boyuta ulaşan sıfır atık projesinin önemini vurgulayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alacak. CHP Meclis Grubu Antalya'da 3 gün kampa girecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan ilk kampta gündem, kurultay sonrası partinin durumu ve yerel seçim çalışmaları olacak. Meclis Partisi'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta geçirdiği seçimler... CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Özgür Özel Başkanlığı'nda Antalya'da kampa giriyor. Her yıl geleneksel olarak yapılan kamp, CHP 38. olağan kurultayı nedeniyle ertelenmişti. Özel Başkanlığı'nda yapılacak olan ilk kampta seçim sonrasında partinin durumu ve yerel seçim çalışmaları ele alınacak. Yerel seçime yönelik bir işbirliği için birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Kampın birinci gününde yani 2 Aralık'ta Özgür Özel açılış konuşmasını yapacak. Basına kapalı yapılan toplantılarda kurultay süreci sonrası partinin durumu görüşülecek. CHP'nin kamp gündeminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davasından tutuklanan ve 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'a hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan yargı krizi de olacak. Partinin bu krizle ilgili tutumu görüşülecek. Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen konuya ilişkin sunum yapacak. Üzerimize fedakarlık düşerse, fedakarlık sorumluluk düşerse sorumluluğu yerine getireceğiz diye. Kampın ikinci gününde milletvekilleri yerel seçim gündemini değerlendirecek. Ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu saat 17'de toplanacak. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yerel seçimlerde işbirliği teklif etti. İyi Parti işbirliğini pazartesi günü yapacağı genel idare kurulunda değerlendirecek. CHP ise GİK kararını bekleyecek. Göreceğiz. Ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur. CHP'de genel başkanlık değişiminin ardından eski yönetimden kalan 160 milyon liralık borç çıktı. Borcun kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu için troll hesaplar oluşturmak için kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti. Özgür Özel partinin yeni genel başkanı oldu. Özel'in genel başkanlık görevini devralmasıyla birlikte partinin ekonomik tablosu incelendi. Son olarak eski yönetimden devrolunan hesaplarda 160 milyon liralık kimlere verileceği belirsiz olan bir borç çıktı. CHP Genel Merkezi'nde şaşkınlık yaratan olay gizemini korurken çeşitli iddialar peş peşe geldi. Bir iddiaya göre paralar genel başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı. Genel Merkez binasında bu kurmayla aynı katta bulunan 5 odanın trollere ayrıldığı iddia ediliyor. Partisi
halktır, gelecektir, birliktir. Kurultaydan sonra ortalarda görülmeyen trollerin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Ancak borç paraların bu troll hesapların sahiplerine ödendiği iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan borçla ilgili işaret fişeğini yakansa kurultaydan sonra genel merkeze gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura oldu. Kulislerde konuşulanlara göre 40 milyon liralık faturanın reklam harcamasıyla oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket CHP'den para istedi. Yapıldığı iddia edilen işle ilgili herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı belirlenirken, hangi hizmetin alındığı da somut olarak anlaşılamadı. Yine iddiaya göre genel merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti. Genel merkeze sürekli her biri milyonları bulan bu tür sözleşmesi olmayan ödeme istekleri geliyor. Bu konudaki soruşturmanın tamamlanmasından sonra bir açıklama yapılması da planlanıyor. ...31 Mart yerel seçim takvimi belli oldu. Yerel seçim takviminin başlangıcı 1 Ocak Pazartesi olacak. ...31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin seçim takvimi resmi gazetede yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olacak. Evet, Serap abla. 1 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sadece birkaç ay kaldı. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirledi. Resmi gazetede yayınlanan YSK kararına göre seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. YSK 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak. Bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17'ye kadar teslim edecek. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme işlemleri ise Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesini yorumladı. Attığımız adımlar karşılık buluyor, dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağından pozitife çevirdi. İşin iyi vizyonunu hayata geçirdik. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye gidilerek kredi görünümü revize etti. Kuruluştan yapılan açıklamada politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran'dan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı. Açıklamada Türkiye'nin kredi notunun B olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün durağından pozitife çevrildiği kaydedildi. Açıklamada ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içerisinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi. Açıklamada Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,7, 2024'te %2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan açıklamada Türkiye için bir sonraki planlı değerlendirmenin 2024'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard Poor's'un Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, attığımız adımlar karşılık buluyor, dedi. Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta vadeli programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak ülkemize sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız. Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağız, dedi. 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantı 11 Aralık'ta yapılacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. 2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı.
gözler asgari ücret tespitine çevrildi. Milyonların beklediği pazarlık görüşmeleri başlıyor. Kasım ayı sonunda asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı için 1 Aralık tarihi belirlenmişti. Toplantı 11 Aralık'a ertelendi. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu. Biz Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden. Asgari ücret tespit komisyonu her yılın Aralık ayında bir dizi toplantı yaparak bir sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirliyor. 2024'te geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 13.414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11.402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Torba yasa meclise geliyor. SGK prim borçlarını af, çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ve ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlemelerle ilgili gözler torba yasa düzenlemesine çevrilmişti. Peki torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar. Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor. AK Parti 80 maddelik torba yasayı meclise sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi meclis başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor açıklamasında bulundu. Torba yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yaklaşık 104 milyar dolar şeklinde hesaplanmaktadır. Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların meclise sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında "Çalışmalarımıza başladık. 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 1/3'lük prim desteğini devletimiz ödeyecek" sözlerine yer vermişti. Çalışma hayatında nitelik ve beceriler daha çok önem kazanmaya başlamıştı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kentteki şehit yakınları ve gaziler, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmi birlikte izledi. Aybüke güzel güzel! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan Aybüke Ben Öğretmen Oldum filmi vizyona girdi. Erzurum'daki şehit yakınları ve gaziler filmi birlikte izledi. Organizasyonu Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü düzenledi. 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 2017 yılında hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Aybüke öğretmenin hayatı beyaz perdeye taşındı. Aybüke Ben Öğretmen Oldum filmi vizyona girdi. Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler filmi hep birlikte izledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda polis memuru da yer aldı. Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da film izleyenler arasındaydı. Yırtar yaptığı açıklamada şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Şehit ailelerimize son dönemin yine şehit öğretmenlerinden Aybüke Yalçın anısına yapılan filmi beraber izleyip onları bir nebze hatırlamak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bir etkinlik düzenledik. Onlarla beraber etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Onlar bizim emanetlerimiz. Üç Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Erzurum'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki engelli bireyler bir program düzenledi. Şarkılar söyleyip dans ettiler, şiirler okuyup duygulandırdılar. Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı yapıldı. Bir mazlumun suskunluğudur.
Mazlumların suskunluğu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı. Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda kalan bireyler gösteriler sundu. Program akışı işaret diliyle anlatıldı. Kurum tanıtım filmi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Filistin teması. Kimisi şiirler okudu. Benim oyunum savaşmak. Ben Filistinli çocuk. Kimisi ise dans etti. Kaynana gelin atışması konulu skeç alkış topladı. Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan görme engelli Berna Deligöz de aşır okudu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş programda bir konuşma gerçekleştirdi. Özel insanlar hayatın her alanında öncelikle ön yargı engelini aşmaya çalışıyorlar. Bu durum bizim toplumumuzun da maalesef bir gerçeğidir. Bunu kavramak ve buna göre tavır sergilemek zorundayız. Bundan dolayı yüksek sesle şunu söylüyoruz ki asıl engel kalplerdeki ve zihinlerdeki engeldir. İlbaş Erzurum'da engelli bireylere sunulan imkanlardan bahsetti. 2023 Ocak ayı itibariyle engelli vatandaşlarımıza toplamda Erzurum ilimizde sadece evde bakımda 340 milyon civarı bir ödeme yapmışız. Yine vakıflarımız %40 üzeri engelli olanlara sürekli mutat ödemeler yapmaktadır. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de katıldı. Çiftçi ve Öncü'ye engelli bireylerin hazırladığı hediyeler verildi. Çiftçi ve Öncü Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki bireylerin el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin bulunduğu sergiyi de gezdi. Biraz daha yeni geçmiş araçlarda karlı ve buzlu yollarda kış lastiği kullanmak hayati önem taşıyor. Bu kapsamda zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Tüm ticari araçlar için zorunlu olan bu uygulama 1 Nisan'a kadar sürecek. Buzlanmaya karşı en büyük önlem kış lastiği. Kış aylarında kış lastiği kullanmak hayat kurtarıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık 1 Nisan döneminde tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Uygulama ticari araçlar için geçerli olacak. Özel araçlara herhangi bir ceza yaptırımı uygulanmayacak. Özel otomobiller içinse yasal zorunluluk yok ama kış lastiğinin kullanılması öneriliyor. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2568 lira ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibariyle güncellenecek. Uzmanlar kar yağışı olmadan da kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyor. Ancak kullanılan lastiğin yeni olması gerekiyor. Uzmanlar bir kış lastiğine sadece 5 yıl ömür biçiyor. Zaman dolduğunda kış lastiğinin değiştirilmesi hayati önem taşıyor. 1 Nisan'da sona erecek uygulama kapsamında denetimler de başladı. Yapılan denetimlerde ticari faaliyet gösteren araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı ve kullanılan lastiklerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Araç ve sürücülerin de belgeleri denetleniyor. Erzurum'da kaçak sigara operasyonu yapıldı. Şüpheli bir şahsın adresine yapılan operasyonda 214.800 makaron ele geçirildi. Kaçakçılara yönelik ard arda operasyonlar düzenleniyor. Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bu kapsamda operasyon düğmesine bastı. Bir evde yapılan operasyonda 214.800 makaron ele geçirildi.
Erzurum Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra kaçakçılara yönelik de operasyonlar yapılıyor. Bu kapsamda şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Ev en ince ayrıntısına kadar arandı. Kitaplığın arkasını açan ekipler gözlerine inanamadı. Gizli bölümde 214.800 bandrolsüz makaron, 44.600 içi dolu makaron, otomatik sigara sarma makinesi, 130 kilo kıyılmış tütün, sigara paketlemede kullanılan 80.000 şeffaf jelatin, 84 sökülmüş makaron bandrolü ele geçirildi. Evinden çok sayıda makaron ve kaçak tütün çıkan şahıs gözaltına alındı. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün 3 puanı silindi. Türkiye Futbol Federasyonu eksiklikleri bulunan kulüplere 3 puan silme cezası verdi. TFF Kulüp Lisans Kurulu Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne 3 puan silme cezası verdi. Açıklama TFF'nin resmi sayfasından yayınlandı. Açıklamaya göre eksiklikleri bulunan ve tanınan süre içerisinde bu eksikliklerini gideremeyen Erzurum Spor'a 3 puan silme cezası verildi ifadelerine yer verildi. Kurul ayrıca Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne ek süre daha verdiğini açıkladı. Verilen süre içerisinde belirtilen eksiklikler giderilmezse 6 puan silme cezası verilecek. TFF kurulu ayrıca Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de bulunan birçok kulübe ceza verdi. Erzurum'un lisanslı kayak sporcuları otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep ile Muhsin Murat, Mart ayında Polonya'da yapılacak Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor. Erzurum'un Dadaş kayak sporcuları ikiz kardeşler Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, yaşam koçları ve kayak antrenörleri eşliğinde Palandöken'de durmaksızın çalışıyor. Hadi çık. Murat bas! Murat hızlan! Murat hızlan! Onlar bizim gururumuz. Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Aliye Zeynep ve Muhsin Murat birlikte gece gündüz demeden şampiyonaya hazırlanıyor. Kralısın. Ama iyi kayaksın. Anlaştık mı? İyi kaynağına sakın alınmaz Murat. Çak. Denizden 3200 metre yükseklikteki Palandöken'in 2800 rakımında kayan Bingül kardeşler güçlerine güç katıyor. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olarak görev yapan Ünal Bingül ile mühendis eşi Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat, 2024 yılının 1-7 Mart tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası için oldukça iddialı. Ülkemizi temsil edecek, madalya da kazanacağım. Erzurum'da tüm engelleri aşıp dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olmayı başaran Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler kayağın yanı sıra yüzme, jimnastik ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor. Dadaş şampiyonlar katıldıkları her organizasyonda olduğu gibi Polonya'da da Türk bayrağını gururla göndere çektirmeye hazırlanıyorlar. Özel meleklerimiz Türkiye adına yarıştılar. Evet oğlum. Söylemek istediğim şey var mı? Ne mutlu Türk'üm diyene. En büyük Türkiye. Kızım. En büyük Türkiye. Ne mutlu. Mezun. Türk'üm diyene. En büyük Türkiye. Erzurum'da Ekim ayında trafiğe kaç araç kaydı yapıldı? Bu soru yanıtını buldu. Erzurum'daki araç sayısı 130 bini geçti. Türkiye'de Ekim ayında 184.767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3.360 aracın kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 130.879 olarak tespit edildi. TÜİK, Ekim 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum, 130.879 kayıtlı araçta Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ekim ayında 3.382 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43. oldu.
Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 65.929 ile ilk sırada yer aldı. Minibüs sayısı 2430, otobüs sayısı 1229, kamyonet sayısı 28.566, kamyon sayısı 6.106, motosiklet sayısı 4.536, özel amaçlı araç sayısı 729 ve traktör sayısı 21.354 oldu. Ekim ayında Erzurum'da 3.360 aracın devri yapıldı. Bunlardan otomobil 2.078, minibüs 70, otobüs 22, kamyonet 784, kamyon 74, motosiklet 60, özel amaçlı araç 1, traktör 271 olarak gerçekleşti. Turistik Doğu Ekspresi'nin seferleri ne zaman başlayacak? Seyahatseverler bu sorunun yanıtını bekliyordu. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Seferler 11 Aralık'ta başlıyor. Seyahatseverlerin gözdesi bilet satışlarına devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi sanat tutkunları tarafından dört gözle bekleniyor. İlk sefer için tarih 11 Aralık olarak belirlendi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a gerçekleştirilecek ilk seferine uğurlayacak. Öte yandan bu süreçte vatandaşların dikkat etmesi gerekenler var. Öyle ki Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri arasındaki farklılığa dikkat edilmesi gerekiyor. Ankara ile Kars hattında Pullman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor. 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor. Bu trenin tüm biletleri bir ay öncesinden bireysel satışa sunuluyor. Bu tren için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi bulunmuyor. Doğu Ekspresi seferlerine Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde başlayacak. Tren güzergahı boyunca toplam 3 saat mola veriyor. Bu molalardan biri de Erzurum'da yapılıyor. Ancak verilen mola içinde kentin tarihi dokusu keşfedilemeyeceği için hem yolcular hem esnaf şikayet ediyor. Molaların uzatılması bekleniyor. Gazze'de devam eden ateşkes sona erdi. İsrail ordusu Gazze'de Hamas'a karşı savaşın yeniden başladığını açıkladı. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes saat 8 itibariyle sona erdi. İsrail ordusundan Gazze'de Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı açıklaması geldi. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin farklı noktalarını bombaladı. 7 Ekim'den bu yana masum sivillerin öldüğü Gazze şeridinde insani ara verilmişti. İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı denildi. Açıklamada Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı ifadeleri kullanıldı. Mısırlı yetkililer sabah saatlerinde İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. günde de devam edeceğini duyurmuştu. Ayrıca İsrail güçleriyle Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı. Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesin sona erdiğinden beri İsrail'in hava saldırılarında 14 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının 7. gününde Hamas 8 rehineyi daha serbest bıraktı. Çarşamba günü serbest bırakılan iki Rus'la birlikte Kızıl Haç'a teslim edilen rehine sayısı anlaşma gereği 10'a tamamlanmış oldu. İsrail'de 30 Filistinli'yi cezaevinden bıraktığını duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İran kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 5 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri terör mensuplarını yok etmekte kararlı. Operasyonlarını ara vermeden sürdüren Mehmetçik bu kez Irak'ın kuzeyinde düğmeye bastı. Terör hedeflerine yönelik SİHA destekli operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok diyerek duyurdu. Bakanlık Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bir operasyonda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde yapıldı. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK-YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada teröristlerin saldırı girişimlerine karşılıksız bırakmıyoruz denildi. Yurt içinde de MİT destekli operasyon yapıldı. Gaziantep'te Jandarma Komutanlığı ve MİT, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler düzenledikleri operasyonda terör örgütü içerisinde medya unsurunun da ve kadınlara yönelik tebliğle emirleri iletmekte görevli iki şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi. ...81 ilde düzenlenen narko güç 38 operasyonlarında yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Zehir tacirlerine yönelik 8 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. 8 ilde uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Narko Güç 38 adı verilen operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kristal metamfetamin, sıvı halde metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyaller, esrar, kenevir, kokain, morfin ve bonzai olmak üzere toplamda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, dedi. Trabzon'da 5 gün önce dalgalara kapılan iki lise öğrencisinden acı haber geldi. İki gencin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sahilde fotoğraf çekilmek isterken dalgalara kapıldılar. 5 gün sonra cansız bedenlerine ulaştılar. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde deniz fenerinin bulunduğu alanda fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılmışlardı. Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık'la Uğurcan Korkmaz yaklaşık 80 kişinin katılımıyla arandı. Genişletilen arama çalışmalarına çevre illerden de gelen ekipler destek verdi. AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarıyla tarama çalışması yapıldı. Arama çalışmaları 5. günde sonlandı. İki gencin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama çalışmalarında önce Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni Vakfı Kebir ilçesinde kıyıya yakın bölgede bulundu. Talihsiz gencin cansız bedeni Vakfı Kebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Beşikdüzü ilçesinde aramaları sürdüren ekipler bir cesede daha ulaştı. Kıyıya çıkartılan cesedin Emir Berke Aşık'a ait olduğu belirlendi. İstanbul'daki sağanak barajlara yansıdı. İSKİ son verileri paylaştı. İstatistiklere göre barajlar bir günde %5,4 artış gösterdi. En fazla artış Elmalı Barajı'nda yaşandı. İstanbul etkili olan yağışlar nedeniyle suya doydu. Megakentteki barajların doluluk oranı bir günde %5,4 arttı. Barajların doluluk oranları %31,03'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre 11 Kasım'da %16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yağışlı dönemin ardından artmaya başladı. Özellikle kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı bir günde %5,4 arttı. %25,63 olan doluluk seviyesi %31,3'e çıktı. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 269 milyon 51 bin metreküpe yükseldi. Kuraklığın en çok etkilediği barajların başında Ali Bey Barajı geliyordu. Ali Bey Barajı da yağışlarla birlikte doldu. Barajlardaki doluluk oranı bir günlük yağışla %8,41 arttı, %38,59'a yükseldi. Israncalar'da %31,71'lik doluluk oranı %32,96 olarak belirlendi. Darlık Barajı'ndaki doluluk oranı ise %45,21 olarak istatistiklere yansıdı. Barajlar arasında bir günlük yağışlarla en fazla doluluk artışı Elmalı Barajı'nda meydana geldi. Elmalı'da 46,98 olan doluluk oranı %73,79'a çıktı. Bu haberle ana haber bülteni nokta alıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.